Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Asaf Faruk Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Meslek İngilizce dersinde takip ettiğimiz notlarla ilgili sizlere sunu yapacağım. Sevgili öğrenciler, Meslek İngilizce dersindeki hedeflerimizi şöyle sıralayabiliriz. Birincisi, bazı teknik terimleri birlikte öğreneceğiz. Böylelikle teknik terim dağarcığımızı genişleteceğiz. İkincisi cümle tercümelerinin nasıl olacağını e, öğrenmeye çalışacağız. Ve takip ettiğimiz konu istatistik olduğu için istatistikle e, öğrenmiş olacağız. Çünkü özellikle yazılım mühendisliği alanında istatistiği bilmek önemli bir ayrıcalık olarak sizlere ileride yardım edeceği için e, konu olarak istatistik e, kitabını seçmiş bulunuyorum. Bugün üzerinde duracağımız konu ikinci e, haftaya ait oluyor ama biliyorsunuz e, dersin içeriğini yetiştirebilmek için bazı haftalar birden fazla konu işleyeceğiz. Bu hafta içerisinde Theory and social research yani teori ve sosyal araştırma konusunu birlikte göreceğiz. Her slaytımızın başında, her konunun başında anahtar sorularımız bulunmaktadır. Key questionslarımız var. Bu key questionslar Dersi işledikten sonra şayet buradaki sorulara cevap verebiliyorsa, ders amacına ulaşmıştır. As you see here, uh, we have some key questions at the beginning of each chapter and the, in this chapter we have the following key questions. What is paradigm? Arkadaşlar paradigm, paradigma olarak Türkçe'ye geçti ve dolayısıyla paradigma nedir şeklinde burayı tercüme ediyoruz. Bilinen bir basit kalıp. Why do we need to know paradigms? Burada da söylediği neden paradigma bilmemiz gerekiyor? What are the major paradigms in social science? Social science, sosyal bilimler diye tercüme ediyoruz. What are the major paradigms dediği de önemli. Buradaki major'ı önemli olarak görebiliriz. Ee, sosyal bilimlerde önemli paradigmalar nelerdir? The next question is, what are the elements of social theory? Sosyal e, teoride ki elemanlar nelerdir? What are the models of conducting scientific research? Bilimsel araştırma yapma modelleri nelerdir? E, deductive reasoning, e, tradition model, bu tümden gelim. Deductive reasoning, tümden gelim. Yani tradition kelimesi de geleneksel demektir. Geleneksel model ve inductive reasoning ise tüme tümevarım olarak öğreneceğiz. Her konunun içerisinde outline denilen bir kısmımız var. Outline'ı içindekiler olarak tercüme edebiliriz. Bugün göreceğimiz konu başlıkları şöyle. Social science paradigms sosyal bilim paradigmaları, element of social theory sosyal teori elemanları, deductive reasoning, tümden gelim. And inductive reasoning ise tüme varım olarak e, tekrarlayacağız. Social science paradigms, sosyal bilim paradigmaları. Paradigms, a model or frame of reference through which to observe and understand or world views by Creswell buraya baktığımız zaman kelimeleri önce biliyorsunuz analiz ediyoruz, tercüme ederken. Model model olarak Türkçeye geçti. Frame çerçeve demektir. Reference şeye referans verme, referans anlamında kullanıyoruz. Turu içerisinden, arasından anlamına gel geliyor. Observe gözetleme, understand anlama, world viewse dünya görüşü. O halde şöyle tanımlayabiliriz. Bu Creswell'in 2014'te yapmış olduğu tanım. Paradigmalar gözlemlemek ve anlamak için bir model ve referans çerçevesi veya dünya görüşleri olarak tanımlanmıştır. A basic set of beliefs that guide action. Diğer bir anlam yine paradigma için şunu diyebiliriz. Eylemi yönlendiren temel bir inanç seti. A general philosophical orientation about the world and the nature of research that a researcher brings to the study. Evet bu te burada tanımlamanın geniş halini görüyorsunuz. Burada da söylediği şu, şu bilmediğimiz kelimelere bakalım. E, philosophical demek filozofça. Orientation, oryantasyon olarak Türkçe'ye geçmiş. Görüyorsunuz İngilizce'den Türkçe'ye geçen epeyce kelime var. E, Orientation'e baktığınız zaman etişin kısmını orientation şeklinde oryantasyon şeklinde ne yapıyoruz? Türkçede kullanıyoruz. Nature doğal yapısı of research that a researcher brings brings to a study. Researcher araştırmacı demektir. Brings de şeyi getirmek anlamında araştırmaya getirmek, çalışmaya getirmek. Dolayısıyla bu cümlenin tercümesini araştırmacının çalışmaya getirdiği Araştırmanın yapısı ve dünya hakkında genel bir felsefi yönelim. Bu demek ki ne olarak e, anlıyoruz? Paradigmanın tanımı olarak anlıyoruz. E, paradigms are neither true nor false. Burada neither nor diye bir kalıp kullan, kullanıldığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Ne, ne de anlamını vermektedir. Yani burada söylediği para, e, paradigma diyor. Ne doğru, ne yanlıştır. True doğru demek. False da yanlış demek. Bu ne, ne de eklerini veriyor. Some are popular and some are not. Bazıları diyor popülerdir. Bazıları değil. Why do we learn paradigms? Neden paradigma öğreniriz diyor burada. Bunu e, şu şekilde açıklıyor. To better understand the views And actions of others who are operating under different paradigms. Arkadaşlar burada view görüş anlamında action hareket anlamında kullanılmıştır. Different paradigm dediği de far, paradigms dediği de farklı paradigmalar diye anlamda kullanılmıştır. Farklı paradigmalar altında çalışan diğer kişilerin görüş ve eylemlerini anlamak için. Demek ki neden paradigma öğreniyoruzun cevabı bu. İkinci bir e, amacı help ourselves to step outside of our paradigm. Paradigmamızın dışına çıkmak için kendimize yardım etme help ourselves var burada. Ourselves kendimize demektir. Ve burada to step e, step de e, to step outside. Bu dışına çıkmak. Outside dışa çıkmak anlamda of our paradigm, paradigma, paradigmamızın dışına çıkmak şeklinde tercüme edebiliriz. İstatistikte bazı kavramlar var ki o terimleri verildiği şekliyle anlamamız gerekiyor, kabul etmemiz gerekiyor. Mesela pozitivizm, Türkçe'de pozitivizm olarak geçmiştir. Early pozitivizm dediği erken pozitivizm. Auguste Comte, ee, 1978-1857 yılları arasında e, yaşamış bir filozof. Society is phenomenon that can be studied e, scientifically. Şimdi buna baktığımız zaman Auguste Comte toplum bilimsel olarak çalışabilecek bir olgudur. Burada olgu fenomeni olgu olarak tercüme ediyoruz. A react to the Predominated Religious Paradigm. Everything is a reflection of God's will. Baskın dini, paradigmaya bir tepki. Her şey Tanrı'nın iradesinin bir yansımasıdır. Şimdi yansıma kelimesi reflection için kullanılmıştır. Reflect, şeyi yansıtma anlamında. Religious dediği dini, dini paradigma diyor burada. Pre predominated yani önceden, Baskın. Bu önceden baskın anlamında. dominate baskın demek. Predominant önceden baskın anlamını tercüme ediyoruz. Pozitivizm a philosophical system grounded on the rational proof disproof scientific assertions. Burada bilmediğimiz birkaç kelime var arkadaşlar. Öncelikle bu pozitivizmi a philosophical system. filozof filozofik diye bir sistem diyor. Grounded demek bir temele dayanma. Rasyonel ispat veya da çürüme, bilimsel iddialarına dayanan bir felsefi sistem. Buradaki rasyonel dediği, bakın şurada rational diye bir kelime var. Bunu Türkçe'ye rasyonel olarak tercüme ediyoruz. şu Proof bir şeyi ispat etme, Disproof da onu çürütme Bir meseleye e, çürütme anlamında kullanmıştır. Assumes a knowable nulli, objective reality. Burada da bilinen bir nesnel gerçekliği varsayar. Esüm varsaymak anlamda. Knowable dediği de bilinen, objektif reality denilen de bilinen bir nesnel gerçekliği. Example, level of happiness can be measured. Burada örnek olarak e, hepiniz mutluluk demektir. Mutluluk seviyesi ölçülebilir. Bunu John e, Stuart Mill e, 1806 ile 1873 yılları arasında yaşamış can e, söylüyor. Rational Objectivity Reconsidered. Yeniden değerlendirilen rasyonel nesnellik. Burada e, reconsider demek bir şeyi yeniden değerlendirme Consider göz önüne alma. Yeniden değerlendirme olarak tercüme edebiliriz. E, Auguste Comte claimed that society is a phenomenon that can be studied scientifically. Claim kelimesi bir şeyi iddia etmek. İddiada bulunmak. Burada e, Auguste Comte şunu söylüyor. Diyor ki, toplumun bilimsel olarak çalışılabilecek bir olgu olduğunu iddia etti. Really gerçekten böyle mi? Gerçekten mi? The humans always act rationally. İnsanlar her zaman rasyonel davranır mı? The humans burada human insanlar demektir. Always daima act hareket halinde olma, bir şeye davranma. Rationally dediği de e, rasyonel olarak davranır mı? Look at this video for Ash Experiment Ash'in e, deney videosuna bak diye burada bir yönlendirme yapıyor Criticism of Positivism e, Pozitivizm eleştirileri Humans are not always rational İnsanlar daima rasyonel değildir diyor Researchers Scientists are not neutral in value either. Araştırmacılar, bilim insanları da değer bakımından tarafsız değillerdir. Burada value either, e, burada value değer anlamda. E, araştırmacı researcher, scientific de bilim insanı demektir. Araştırmacılar, bilim insanları da either, buradaki da ekini verilen either, da değer bakımından in value tarafsız değiller. Neutral demek tarafsız olmak. Yani bir tarafı tutmamak. Nötr deriz ya o anlamda. Post-positivism Post-positivist pursue objectivity by recognizing the possible effects of biases. Burada bilmediğimiz birkaç kelime var arkadaşlar. Post-positivistler İsa böyle bu şekilde bu terimi kullanıyor. Yani aslında post demek sonrası, bir şeyin sonrası demek. Ön yargıların burada bias dediği ön yargı. Fakat bu ön yargı derken iki şekilde e, düşünmemiz gerekiyor. Ön yargı her zaman negatif olarak algılanmamalı. Pozitif ön yargı da olabilir. Bunu o şekilde öğrenin. Ön yargı ama bu negatif anlamda mutlaka olacak diye bir şey yok. Ön yargıların olası etkilerini tanımlayarak tarafsız tarafsızlık peşinde koşarlar pursue bir şeyi yapmak, yerine getirmek. Burada e, koşmak anlamda tercüme ettik. Objectivity bir şeyin objektif olması. By recognizing de tanıma. Tanıma, ön yargıların orası etkileneni tanımlayarak tarafsızlık peşinde koşarlar. Theories, background, knowledge and values of the researcher can influence what is a observed. Observe kelimesi gözlem yapma, bir şey inceleme. Influence etki etme. Burada dediği teori, geçmiş, e, navlış bilgi ve değerler diyor ki bu araştırmacıya ait olanlar. Yani araştırmacının araştırmacının değerleri diyor. Ne yapabilir diyor? Gözlemleri etkileyebilir diyor. Post-positivist believe that a reality exists. But they hold that it can be known only imperfectly and probabilistically. Post-pozitivistler bir realitenin var olduğuna inanırlar. Believe kelimesi burada inanmak. E, reality dediği de e, gerçeklik, realite, exist kelimesi de mevcut olmak. Ancak, but They hold that it can be known only imperfectly and probabilistically. Ancak bunun sadece kusurlu ve olasılıklı olarak bilinebileceğini savunurlar. Burada e, imperfectly kusurlu anlamda, e, probabilistically demek de olasılıklı olarak bilinebileceğini, noun biliyorsunuz, e, bilmek e, fiili. Bu şekilde tercüme edebiliriz. Conflict paradigms. Konflikt, çatışma demek. Yani bir şeyin bir şeyle çelişmesi anlamında. Dolayısıyla çatışma paradigmaları. A paradigm that views human behavior as attempts to dominate others and to avoid being dominated. E, dominate fiilini biliyoruz. Dominate bir şeye baskın çıkmak, baskın olma anlamında. Behavior davranış demektir. Human behavior insan davranışını. Attempt kelimesi bir şeye teşebbüs etme. Dolayısıyla bu cümleyi insan davranışı insan davranışını başkalarına hükmetmek ve hük hükmedilmekten kaçınma girişimleri olarak gören bir paradigma. Emphasize the social, political or material inequality of a social, Grup. Bir sosyal grubun sosyal, politik veya maddi eşitsizliğini vurgular. Emphasize kelime fiili bir şeyi vurgulamak, üzerinde durmak anlamında. Political politik demek, material e, malzeme anlamında kullanmıştır veyahut da maddi anlamda kullanmıştır. Inequality dediği de eşitsizlik. Equality, inequality olduğu zaman eşitsizlik. Eşitsizliğini vurgular. Karl Marx, Social behavior is best explained as the process of conflict. Sosyal davranışlar diyor. Sosyal davranış en iyi çatışma süreci olarak açıklanır diyor. Burada e, process of conflict dediği e, çatışma süreci diye bunu tercüme edebiliriz. Michel Chosudovsky, International and Global Competition, e, Uluslararası ve Küresel Rekabet, Competition, Rekabet e, karşılığıdır. Ve International and Global, Global kelimesi ise küresel e, olarak tercüme edebiliyor. Can apply to any groups with competing interests, such as the relations among different departments, In an organization or conflicts among stakeholders in a policy issue. Arkadaşlar stakeholders yerine göre hissedar veya da paydaşlar olarak tercüme edebiliyoruz. E, policy mevzuatla ilgili işlemler demektir. Issue meseleleri. Yani bir kanun da bir policy'dir. E, bunların tümünü kastediyor. Burada da söylediği şu. E, rekabet olan herhangi bir gruba uygulanabilir. Bir kuruluştaki farklı bölümler arasındaki ilişkiler veya bir politika, burada policy politika olarak tercüme etmişiz. Sorununda hissedarlar, paydaşlar arasındaki çatışmalar gibi demiştir. Ve burada organization organizasyon anlamında konflikti öğrendik. Konflikt e, ne yapmaktı? Çatışmak. Çatışması bir şeyin e, zıttını iddia etmek gibi. Example The role of stakeholders on the development of nuclear energy policy. Burada verdiği örnek nükleer enerji politikasının geliştirmesine paydaşların rolü. Geliştirmesinde paydaşların rolü. Stakeholders'ı paydaşlar diye tercüme edebiliriz demiştik. Ee, nükleer enerji de nükleer enerji anlamında. Diğer bir örnek conflicts among family members. Aile bireyleri, üyeleri arasındaki e, çatışma bunlara örnek verilebilir. Structural Functionalism Yapsal işlevsellik A paradigm that divides social phenomena into parts, each of which serves a function for the operation of a whole. Whole bir bütün anlamındadır. Divide bölmek, bölme fiili. Into parts dediği parçalara bölme. Serves hizmet etme anlamında. Dolayısıyla bu cümleyi sosyal fenomenleri her biri bütünün işleyişine hizmet eden bölümlere ayıran bir paradigma. A social entity can be viewed as an organism. Bir sosyal varlık bir organizma olarak görülebilir. Orga, organizm organizma anlamında can be viewed dedi de görülebilir karşılığı ve social entity dedi de sosyal bir sistem veya da varlık. Focusing on the function of institution, norms and structure within a social system. Bir sosyal sistem içerisinde enstitünün işlevi, normları ve yapısına odaklanır. Yani bu yapsal işlevsellik üzerinde duruyoruz. Fokus bir şeyin üzerine yoğunlaşma. Institution kurum ee, kuruluş anlamına geliyor burada ee, ve biz burada enstitü olarak tercüme ettik norms normlar e, structure yapı demektir example what is the function of education örnekte şunu söylüyor what is the function function fonksiyon demekti education eğitim demekti eğitimin fonksiyonu nedir how does education contribute the well being of the society Burada da şunu söylüyor, eğitim toplum refahına nasıl katkıda bulunabilir? Burada well-being, e, refah, and the, of the society toplumun refahı diye yapıyoruz. Contribute, katkıda bulunmak. What are the relationship between e, education and other parts of the social system? Eğitim ve sosyal sistemin diğer olguları arasındaki ilişkiler, nelerdir. Burada relationships dediği ilişki, ilişkiler anlamındadır. Symbolic interactionism. Sembolik etkileşim. Interactionism demek, etkileşim olarak tercüme ediyoruz. A paradigm that views human behavior as the creation of meaning through social interactions with those meanings conditioning Subsequent interaction. İnsan davranışını sosyal etkileşimler yoluyla anlamın yaratılması olarak gören ve bu anlamları ile sonraki etkileşimin belirlendiği paradigma. Şimdi kelimelere baka bakalım burada. Creation demek yaratma, ee, yaratılma anlamda yaratılma. Ee, meaning anlam. Uh, social interaction dediği, sosyal etkileşim, uh, subsequent alt sıralar, yani alt tabakalar, rather than focusing on individuals traits or social structure, it interested in how individual individuals interact with one another. Rather than, arkadaşlar bunu şunun olmasına karşın, rather than o şekilde söyleyebiliriz. Bireylerin özelliklerine veya sosyal yapılarına odaklanmak yerine, demek ki yerine kelimesine karşılık geliyor. Bireylerin, biri bireylerin nasıl etkileşim kurduklarıyla ilgilenir. Burada ilgilenmek kelimesi it interested, interested, ilgili olmak. Individual kelimesi birey demektir. Kişi. Interact etkileşim demektir diğerleriyle. With one another diğer biriyle bireylerin etkileşimi. Nasıl etkileşimi? We understand ourselves through other people's perspectives. Kendimizi başkalarının bakış açılarıyla anlıyoruz. We understand fiilini biliyoruz. Understand anlamak. Ourselves kendimizi. True dediği, onlar aracılığıyla yani arasından other people's perspectives de e, bakış açısı. Example örnek visiting a girl's family bir kızın ailesini ziyaret etmek. E, symbolic interactionism and consumer behaviors sembolik etkileşim ve tüketici davranışı. Behavior davranış anlamındaydı. Consumer dediği de tüketici. Feminist paradigm. Paradigms that item one view and understand society through the experiences of women and or item two examine the generally deprived status of women in society. Madde 1. Toplumu kadınların deneyimleriyle görüp anlayan ve veya madde 2 kadınların toplumdaki genel olarak yoksun durumunu inceleyen paradigmalar. Burada yoksun durumu dediği arkadaşlar de e, deprived status e, yoksun durum anlamında. Examine bir şey egzemden geliyor. Sınav yapma, bir şey deneme, deneyim. Eee experience deney demek deneme experience deneyim of women yani toplumu kadınların deneyimleriyle experience dediği deneyimleriyle görüp anlayan ve kadınların toplumdaki genel olarak yoksun durumunu inceleyen paradigmalar. Feminist call attention to aspects of social life that other paradigms do not reveal women have knowledge about their status and experience that is not available to men. Feministler diğer paradigmaların ortaya koyamadığı sosyal hayatın farklı açılarına dikkati çeker. Şimdi arkadaşlar dikkati çeker dediği Call attention karşılığı kullanmıştır. Attention, pay attention deriz mesela. Dikkat ediniz. Aspect bir görüş e, anlamında görüş of social life sosyal hayat e, diğer taraftan bilinmeyen kelimelere bakıyorum feministler diğer paradigmaların ortaya koyamadığı koyamadığı sosyal hayatın farklı açılarına dikkati çeker kadınlar erkekler için geçerli olmayan statüleri ve deneyimleri hakkında bilgi sahibidir burası da şuraya karşılık geliyor women Have knowledge, bilgi sahibi olmak, yani kadınlar bilgi sahibidir. About their status, statüleri hakkında and experience ve e, deneyimleri ki onlar neymiş? Erkeklerde karşılığı olmayan, yani erkeklerde bulunmayan. Concern with the treatment of women and the experience of operation. Kadınlara karşı muamele ve baskı deneyimi ile ilgili. Bu e, concern dediği, e, concern with demek bir şeyle ilgilenmek, ilgili olmak, kaygı duyulmak anlamına da gelebilir. E, treatment muamele anlamında e, baskı deneyimi ile ilgili değil de e, burada operation ne karşılık gelmektedir. Örnek glass ceiling in workplace the breastfeeding space in the public domain çalışma alanında cam tavan e, halka açık alanda emzirme burada feeding emzirme breast e, feeding dediği breast feeding, e, emzirme anlamında glass ceiling dediği de cam tavan anlamında kullanılmıştır. E, pragmatizm faydacılık anlamında research is problem oriented and focuses on identify the solution to problems. Araştırma probleme yöneliktir ve sorunlara çözüm belirlemeye odaklanır. Focuses kelimesi focus on demek bir şey yoğunlaşmak, bir şey üzerinde durmak, vurgulamak anlamda. Identify da belirleme fiilidir. Solution çözüm. There is no single perspective to observe and to explain the social phenomenon. And researchers can use multiple approaches to derive knowledge about the problem. Sosyal olguyu gözlemlemek ve açıklamak için tek bir bakış açısı yoktur. There is no single perspective. Bakış açısı dediği bu yoktur. To observe and explain the social phenomenon. Sosyal olgu. Sosyal olgu dediği social fenomenin. And researchers can use multiple approaches. Ve diyor ki araştırmacılar problem hakkında bilgi edinmek için birden fazla yaklaşıp kullanabilir. Burada deriv dediği bir şey türetme. Deriv türetme fiilidir. Ve burada can use multiple approaches. Birden fazla yaklaşıp kullanabilir. Ne için? To deri knowledge about the problem. Problem hakkında bilgi edinmek için şeklinde burayı tercüme edebiliriz. Unlike natural sciences that has universal laws that can explain the nature of physical phenomena, there is no universal laws that can be applied And explain all the social activities. Social activities dediği sosyal aktiviteler. Üniversal e, kelimesi burada kullanmış. Laws dediği kanunlar. Kanun olarak Türkçe'ye tercüme edebiliyoruz. E, bu, burada unlike aksine anlamını veriyor. Yani cümleyi şöyle tercüme edebiliriz. Fiziksel olgunun doğasını açıklayabilecek. Evrensel yasalara sahip olan doğa bilimlerinin aksine tüm sosyal etkinliklere uygulanabilecek ve açıklayabilecek evrensel bir yasa yoktur. There is no universal laws dediği, yasanın olmadığını söylüyor. A social scientists develop theories to describe, explain or predict social patterns. E, sosyal bilimciler sosyal örüntüleri tanımlamak burada e, örüntü kelimesinin yerine e, neyin yerine kullanmıştı? pattern. Örüntü yerine kullanmıştır. Sosyal bilimciler sosyal örüntüleri tanımlamak, açıklamak ve tahmin etmek için teoriler geliştirirler. O da şurada söylüyor. The e, social scientists develop. Sosyal bilimciler geliştirir teorileri ne için? To describe tanımlamak, to explain, açıklamak, or predict veya da tahmin etmek. Theories, sistematik, systematic sets of interrelated statements intended to explain some aspects of social life. Teoriler, sosyal yaşamın bazı yönlerini açıklamaya yönelik birbiriyle ilişkili ifadelerin sistematik kümeleri. Arkadaşlar küme kelimesi set yerine kullanmış burada. Birbiriyle ilişkili dediği ise interrelated statement intended kelimesi var burada. Intended yönelik, bir şeye yönelik olma. E, yön yönler anlamda kullanmıştır. Concepts Basic Building Blocks of Theory teorinin temel yapı taşları. E, building blocks dediği burada e, temel yapı taşları diye tercüme etmişiz burada. Yapı taşı diyebiliriz building blocks'a. Basic dediği de temel anlamında kullanmıştır. Variables değişkenler demektir. Special kinds of concept kavramların özel çeşitleri anlamındadır. Axioms fundamental assertion with a theory is grounded. Aksiyonlar bir teorinin temelini oluşturan temel sav anlamında. Ee, assertion burada sav anlamında. Fundamental da burada temel olarak temel yerine kullanmıştı. Dikkat ederseniz burada basic kullanmıştık. Burada fundamental dedik. Ee, grounded da bir şey dayanak, temel olmak. Ground demek temel demek. Uh, proposition uh, specific conclusions derived from the axiomatic groundwork about relationship is among concept. Uh, burada proposition dediği öneri aksiyomatik temelden türetilen kavramlar arasındaki ilişkiler hakkında belirli sonuçlar. Uh, specific conclusions dediği belirli sonuçlar. Deriv bir şeyden türetmek. Yani e, matematikteki türeve de e, İngilizcesine deriv diyoruz. Aksiyomatik bunu tercüme ettik. About the relationship. E, ilişkiler, ilişki hakkında. E, relationships. Burada burada kalmış. Among concepts. Konseptse kavramlar boyunca. Kavramlar hakkında. Diye tercih edebiliyoruz. Hypothesis specified testable expectation about empirical reality that follows from a more general proposition. Hipotez daha genel bir önermeden sonra gelen empirik gerçeklik hakkındaki test edilebilir beklenti. Bu beklenti kelimesine karşılık olarak expectation kullanılmıştır. Test dediği test edilebilir. Empirical, ampirik olarak Türkçe'ye geçti. Ampirik denklemler diye matematikte e, görmüştük. Deductive and inductive reasoning. Tümden gelin ve tüme varım. Induction, the logical model in which general principles are developed from specific observations. Burada L harfi eksik olmuş. Ee, tüme varım genel ilkelerin belirli gözlemlerinden geliştirildiği mantıksal e, burası model olacak. Model burada mod demiş. Model olması lazım. E, burada arkadaşlar bilinmeyen kelimelere bakıyoruz. Principles ilkeler demektir. Develop geliştirilen Specific Observations de e, özel gözlemler. E, deduction the logical model in which specific expectation of hypothesis are developed on the basis of general principles. Tümden gelin, hipotezlerin belirli beklentilerinin genel ilkeler temelinde geliştirildiği mantıksal model. The logical model dediği mantıksal model. Expectations beklenti nelerin hipotezlerin beklentileri ki bunlar are developed. bunlar geliştirmiştir on the basis of general principles bunlar genel prensiplere dayalı olarak geliştirilmiştir. Evet teoriyi görüyorsunuz burada teoriden hipotez hipotezden e, e, observations dediği gözlemler empirical denklem türetme ve genelleştirme şu kısım induction kısmı oluyor şu kısımda deduction kısmı oluyor. A deductive reasoning, tümden gelim. A deductive reasoning process dediği tümden gelim işlemi burada process işlem demektir. Traditional model of science, geleneksel bilim modeli. Theory. When conducting research, scientists start with a theory which is considered of concepts. Teori bilim adamları araştırma yaparken kavramlardan oluşan bir teoriyle başladılar. Burada start başlama anlamında which is consisted of concept. Bu da kavramlardan oluşan bir teori ile başlıyorlar. Operationalization concepts can be abstract. The researcher have to transform the concepts To the variables which is measurable. Operasyonelleşme. Kavramlar soyut olabilir. Concepts can be abstract. Abstract burada soyut anlamında. Araştırmacının kavramları ölçülebilir değişkenlere dönüştürmesi gerekir. Burada arkadaşlar transform dediği dönüştürme measurable da bir şey ölçebilme operational definition in order to make the observation precise and is able to communicate with others, researchers have to provide a clear definition to the variables. Operasyonel tanım, gözlemin kesin olması ve başkalarıyla iletişim kurulabilmesi için araştırmacıların değişkenlere net bir tanım vermesi gerekir. Burada kelimelere bakalım. E, precise dediği kesin anlamında communicate ko iletişim kurma, provide sağlama, a clear definition dediği de e, net bir tanım. To the verb yani değişkenlere net bir tanım verme. Observation, make observation on your cases to collect the data so you can assign the values to the identified variables with those value you can test the hypothesis and confirm the findings. Observation gözlem olarak tercüme edebiliriz. Verileri toplamak için vakanızın üzerinde gözlem yapın. Böylece değerleri tanımlamış değişkenlere atayabilirsiniz bu değer ile hipotezi test edebilir ve bulguları doğrulayabilirsiniz. Bulgu findings'e karşılık geliyor. Confirm bir şeyi doğrulamak anlamında burada. Hypotezi, hipotezi hipotez olarak biliyoruz zaten. Value değer demektir arkadaşlar. Assign atama. You can assign atama. collect toplama anlamında. Cases durum vaka anlamındadır. Deductive reasoning. Tümden gelim. The deductive reasoning process can be presented with this figure. Tümden gelimli akıl yürütme süreci bu şekilde gösterilebilir. Buradaki şekli kastediyor. Presented demek göstermek. E, Figür de şekil demek. Figür. Deductive model is developed with the belief of positivism and tend to use Quantitative methods. Tümden gelin modeli pozitivizm inancıyla geliştirilmiştir ve nicel yöntemler kullanma eğilimindedir. Nicel kelimesi burada kuantitatifi karşılık kullanmıştır. Eğiliminde olmakta tend to. İnancıyla believe, believe o pozitivizm, pozitivizmin inancı. Deductive model of scientific inquiry begins with a sometimes vague or general question which is subjected to process of specification resulting in hypotheses that can be tested through empirical observations. Tümden gelimsel bilimsel araştırma modeli, amperik gözlemlerle test edilebilecek hipotezlerle sonuçlanan Belirleme işlemine tabi tutulan, bazen belirsiz veya genel bir soru ile başlar. Şimdi buradaki arkadaşlar kelimeler içerisine bakacak olursak. E, inquiry sorgulama. Sorgulama, şey sorgulama. Begins with a sometimes vague or general question. Burada vague or question dediği belirsiz veya genel bir soru ile başlar. Buradaki vague demek ki belirsiz anlamında kullanılmıştır. Diğer bir kelime, specification özellik anlamında result in demek bir sonucuna varmak. Bir şeyin sonucuna varmak, result in fiili o anlamda kullanılır. Can be tested, test edilebilir through empirical observations. Yani ampirik gözlemlerle ne yapılabilir? Test edilebilir diyor. Idea, interest dediği, idea fikir, interest ilgi. What causes why? Y'ye ne sebep oluyor? Theoretical understanding, teorik anlama. X causes why? X, Y'ye neden oluyor? Hypothesis, burada theoretical Expectation var, teorik beklenti. Operationalization dediği operasyonelleştirme. Testable Hypothesis dediği hipotezi test edilebilir olması. Observation Hypothesis Testing. Burada bu sistemin nasıl çalıştığını şekil olarak çizmiştir. Conducting, Deductive Research, tümden gelim araştırması yapmak. Conduct kelimesi bir şeyi yapma anlamındadır. Dedaktif de tümden gelimdi. researchte araştırma. Specify the topic. Önce konuyu belirleyin diyor. Specify the range of phenomena your research want to address. Burada dediği araştırmanızın ele almak istediği olguların aralığını belirleyin. Bu fenomena çoğul kullanmış. Fenomenondur tekili. E ee, address kelimesi burada kullanmış. Want to address dediği araştırmanızın ele almak istediği araştırmanızın ele almak istediği. Want to address burada burada address ele almak anlamında kullanılmıştır. Find out the theories that describe the relationships among those variables. Bu değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlayan teorileri öğrenin find out, ortaya çıkarın anlamında. Describe, tanımlama. Among those variables, değişkenler arasında. Operationalize your major concepts and variables. E, temel kavram ve değişkenlerinizi operasyonel hale getirin. Temel burada major anlamında kullanmış. Concepts, kavram anlamında, temel kavram. And variables, değişkenler. Develop the testable hypotheses with the variables and identify relationships. Değişkenlerle ve tanımlanmış ilişkilerle test edilebilir hipotezleri geliştirin. Make observation and collect data. Gözlemleme yapınız ve veri toplayınız. Use the data to test the hypothesis. Hipotezleri test etmek için verileri kullanınız. And determine the Relationships among variables ve, e, ve değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemeyi e, yapınız. Değişken arasındaki ilişkileri belirleyin. Deductive reasoning process, tümden gelim işlemi. Topic, the factors influencing customer loyalty toward online shopping. Konu, online alışverişe yönelik. Müşteri sadakatini etkileyen faktör. Sadakat burada loyalty kelimesine karşı kullanmıştır. Range of phenomena, olguların aralığı. The influence of satisfaction and trust on customer loyalty in online shopping. Online alışverişlerde memnuniyetin ve güvenin müşteri sadakatine etkisi. Burada satisfaction dediği memnuniyet anlamında kullanmıştır. Teori, satisfaction and trust have positive influence on customer loyalty. Memnuniyet ve güvenin müşteri sadakati üzerine olumlu etkisi vardır. Identify major concepts and variables, ana kavramlar ve değişkenlerin tanımı. Satisfaction, customer's level of satisfaction The shopping experience at online shopping websites. Memnuniyet, müşterilerin online alışveriş sitelerinde alışveriş deneyimlerine yönelik memnuniyet düzeyi. Trust, güven demektir. Customers' level of trust to the online shopping websites. Müşterilerin online alışveriş sitelerine olan güven düzeyi customer loyalty a customer continuing to believe that your organization's product service offer is their best option customer loyalty can be measured as likelihood to continue purchasing products and service from the website müşteri sadakati kuruluşunuzun ürün hizmet teklifinin en iyi seçenek olduğuna inanmaya devam eden bir müşteri. Müşteri sadakati şu şekilde ölçülebilir. Web sitesinden ürün ve hizmet satın almaya devam etme olasılığı. Burada arkadaşlar purchase demek satın alma. Şurada purchase görüyorsunuz. Şu purchase. Evet purchase. Continue bir şeyin devam etmesi, süre, sürmesi bilim inan, inanma. product, product, ürün demek. Servis, servis. Best option dediği en iyi seçenek. Develop hypothesis. The higher one's satisfaction, the greater one's loyalty toward online shopping. Bu cümlede the, dı yapısı var. Bakın burada the higher, the greater var. Dolayısıyla bu cümleyi tercüme ederken Birinin memnuniyeti arttıkça o kişinin online alışverişe olan bağlılığı da artar anlamda kullanılıyor. Ve bunları İngilizce'de the the kalıbıyla yapıyoruz. The higher one's trust, the greater one's loyalty toward online shopping. Burada birinin güveni arttıkça o kişinin online alışverişe olan bağlılığı da artar. Burada arkadaşlar satisfaction. Memnuniyet de loyalty, sadakat anlamında kullanılmıştı. Trust kelimesi güven ve diğer kelimeleri de biliyoruz. Make observation, distribute questionnaires to the customers to conduct survey. E, gözlem yapın, anket yapmak için müşterilere anket dağıtın. E, questionnaires dediği anket anlamda kullanmıştı. Kındak da yapmak. Survey'de anket yapma anlamındadır. Analyze the data, test the hypothesis and determine the relationships among satisfaction, trust and customer loyalty in online shopping. Verileri analiz edin, hipotezleri test edin ve online alışverişlerde memnuniyet, güven ve müşteri sadakati arasındaki ilişkileri belirleyin. Burada Relationship'i söylemiştik. Relationships ilişki demekti. Among satisfaction memniyet arasındaki ilişkiler. Trust güven demekti. Customer loyalty müşteri sadakati. Indictive reasoning tüme varım. Observe aspects of social life and seek to discover patterns that may point to relatively universal principles. Sosyal yaşamın yönlerini inceleyin ve nispeten evrensel ilkelere işaret edebilecek kalıpları keşfetmeye çalışın. Arkadaşlar burada discover keşfetmek. Eee relatively dediği nispeten karşılığında kullanmıştı burada nispeten. Principles ilkeler karşılığında. E, universal principles dediği evrensel ilkeler. Inductive reasoning is developed with the belief in post positivism and tend to use qualitative methods. Tümevarım post pozitivizm inancıyla geliştirilmiştir ve nitel yöntemler kullanma eğilimindedir. Eee tend eğiliminde olmak. Eee qualitative dediği nitel, kaliteyle ilgili, nitel metotlar develop, geliştirme, believe de inanma. True observation, researchers attempt to identify the patterns and generate theories from the patterns. Gözlem yoluyla araştırmacılar örüntüleri belirlemeye ve örüntülerden teorili, teoriler üretmeye çalışırlar. E, Pattern'ı örüntü olarak tanımlamıştık. E, Attempt bir şeye teşebbüs etme, identify da belirleme. Inductive reasoning process. Tüme varım işlemi. Ee, burada aşağıdan yukarıya doğru bir ok yönlerini görüyorsunuz ve dolayısıyla aşağıdan başlayacağız. Researcher gathers information. Gather toplamak demektir. Araştırmacı bilgi toplar. Researcher asks open-ended questions of participants. Araştırmacı katılımcılara açık uçlu soru sorar. Open-ended demek açık uçlu. Participants da katılımcılar, researcher analyzes data to form e, themes or categories. Araştırmacılar temalar veya kategoriler oluşturmak için verileri analiz eder. Themes dediği tema demektir, kategoride kategoriler. Researcher looks for broad patterns from themes or categories. Ee, araştırmacılar temalardan veya kategorilerden genel bir örüntü arar. Researcher process, e, process generalization from past experience. Burada da araştırmacı geçmiş tecrübelerden, e, burada past experience dediği geçmiş tecrübelerden genelleme ortaya çıkarır. Generalization genelleme demektir, ortaya çıkarır. Example of conducting inductive research. Tüme varım araştırma yapma örneği. Topic, konu, Economic Development and Poor Community in Urban Area, kentsel alanda ekonomik gelişme ve yoksul topluluk, poor dediği yoksul, community topluluk, in urban area dediği de urban demek, kentsel demek, select a community, bir topluluk seçin, learn the social facts in the community, toplum içerisindeki sosyal gerçekleri öğrenin. True observation ne yapın? Gözlemle, gözlemleme yapın. Talking to people halkla konuşun. Living with the community within the community toplum içerisinde yaşayın. And participating community activities ve toplumun aktivitelerine, eylemlerine katılarak bir şey yapın. Found the social structure and interaction patterns in the community. E, topluluktaki sosyal yapıları ve etkileşimin örüntülerini bulun. E, burada found e, bulma fiili, find e, film pastı. E, subgroups in the community. E, topluluktaki alt gruplar, social leaders, sosyal liderler. Crime within the community. E, Toplum içerisindeki suçlar. Burada crime suç demektir. E, politicians. Politikacılar. The relationships between crime and politics. E, politika, suç ve siyaset arasındaki ilişki. E, suç ve alt gruplar. Crime and subgroups. Politician and social structure. Politikacı ve sosyal yapı. Generalize the social structure factors that constrain the development of poor communities. Yoksul toplulukların gelişimini kısıtlayan sosyal yapı faktörlerini genelleştirin. Burada constrain dediği sınırlama, kısıtlama anlamdadır. Factor, faktör demek Türkçe'de de. And poor communities de fakir topluluklar. Deductive and Inductive Reasoning. Tümden gelin ve tüme varım. Compare the difference between deductive and e, inductive research logic. Tümden gelin ve tüme varım. Araştırma mantığı arasındaki farkı e, karşılaştırın deniliyor. Arkadaşlar bu tabloda deductive method ile inductive method kıyaslanıyor. Şimdi burada our studying dediği çalışma süresinin notları nasıl etkilediğini gösteren e, grafikler görüyorsunuz. Mesela dedaktifle başlayalım. Hipoteziz, hipotezlerde e, çalışıldıkça bakın lineer olarak değişmekte. Not da çalışmaya bağlı olarak lineer olarak değişiyor. Bu dedaktif metod. Observation gözlemlerde ise belli bir aralığı gözlüyorsunuz. E, çalışmaya e, çalışma saatine bağlı olarak bir aralığı yapıyorsunuz ve not üzerindeki değerini görüyorsunuz. Accept or reject hipotezi. Şimdi bunlara bakarak e, hipotezi kabul veya da reddedeceğiz. Ve onun da şemasını bu şekilde görüyorsunuz. Inductive method kısmında ise e, dikkat ederseniz observations dediği gözlemleme kısmında e, çalışmaya bağlı olarak notlara etkisini görüyoruz şurada. Finding a pattern. Ne yapmak? E, pattern bir örüntü bulma olayı. Bunun içerisinde geçen en uygun e, eğri diyelim test etme tentative conclusion ve burada şu görmüş olduğunuz eğri neticede kesin bir sonuca varabiliyorsunuz. Evet böylece bu dersi bitirmiş olduk. Biraz uzun oluyor bu dersler ama ancak özetleyebiliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalınız.